İyi akşamlar. Şimdi arkadaşlar eğitim koçuyla evet reklamımızı da bu arada yapıyoruz. Ben size şunu sorayım. İnanırım, inanırım ev halidir. Ona inanıyorum. Şimdi önce ben arkadaşlar sizlere yani genç meslektaşlarıma önerim şu. Üniversite 1'de, 2'de ve gördüğünüz Survey fizik, buraya dikkat edin. Survey fizikten sorumlusunuz. Hocam, survey fizikte ne var? Önce şunu anlatayım size. Hareket konusu var, dinamik konusu var. Yine devam edeyim. İş güç enerji konusu var. Ağırlık merkezi konusu var. Denge konusu var. Özellikle elektrik fiziğinde manyetizmadan sorumlusunuz. Yine aynı şekilde dalgalardan, atom fiziğinden sorumlusunuz. Peki hocam, banko olan yerler nedir? Özellikle son 3 yıldır KPSS sınavlarında banko olan bölümler şunlar. Kesinlikle hareketten banko bir tane çıkıyor. Dinamikten banko bir tane çıkıyor veya iki de çıkabiliyor. Dinamik yani Newton'un hareket yasaları. Peki başka ne? Son 2 yıldır ÖSYM özellikle sizlere niyeyse yatay atışları sormaya alışkanlık haline getirdi. Hocam, bu yılda yatay atış çıkar mı? Ben açık konuşayım, bence çıkmaz. Onun yerine ne yapar? Eğik atışı verir. Yukarıdan aşağıya verir. Aşağıdan yukarıya düşey atış hareketini verir. Sıra geldi atom fiziği. Atom fiziğinden ÖSYM hiçbir zaman vazgeçmez. Ve ben bu yıl diyorum ki bankolardan birisi de elektromanyetik dalgalar. Buraya dikkat edin. Kesinlikle elektromanyetik dalgalardan sizlere sözel olarak çıkacak. Peki hocam, bugünkü işleyeceğimiz tanıtım dersinde hangisi? Hareket. Kesinlikle banko olan bir bölüm. Hareket konusunda biraz tanıtmak istiyorum. Fize ön yargınızı yıkmak istiyorum. Hocam, biz fen bilgisi öğretmeni olacağız. Fizikle ne işimiz var? Arkadaşlar, sizin fizikle işiniz çok. Nasıl çok? Örneğin 6. sınıftasınız. Kesinlikle fizik. 7. sınıftasınız. Kesinlikle fizik. Ha, peki hocam, bir ay bir biyoloji oluyor. Onu kabul ediyorum. Bir ay bir kimya oluyor. 8. sınıf, yani kesinlikle LGS sınavına girenler için fizik %70 ağırlıktadır. %20'si kimyadır, basit kimyadır, periyodik cetveldir. %10'u 15'i de biyoloji olarak çıkar. Siz bunu kesinlikle gençlere, yani küçük çocuklara öğretmek zorundasınız. Ve şuna inanıyorum. Ben kendi şu anda grubum var. Girdiğim grup var. Ve inanın, o grupta ders anlatmaktan zevk alıyorum. Niye? Hareketi anlattığımda özellikle yan tarafta, sağ tarafta toplantı sohbeti bölümünde bir bakıyorum ki cevaplar geliyor. Ve sizlerle de inşallah buluştuğumuzda o cevapların geldiğini göreceksiniz. Ve üzüldüğüm nokta, şu anda katılımcı sayımız az. Peki hareket. Önce şunu bilin. Harekette konum zaman grafiği. Kalkıp da sizlere uzun uzadıya hareket çeşitlerinin 3 çeşit olduğunu, öteleme, dönme ve titreşim olduğunu normal dersimizde sizlere anlatacağız. Konum nedir? Önce onu bilmem lazım. Konum bulunduğum yerdir. Önce onu bilmem lazım. Konumdan kastım budur. Bulunduğum yerdir. Ne diyoruz telefonda? Bana bir konum atar mısın? Atıyor. Navigasyonu çalıştırırım. Kesinlikle ne yapar? Navigasyon o yeri bulur ve hiç affetmez. Aynı orada yazar. En fazla der 120 metre yanılma payı var. Yani bulunduğunuz yer önemli. Peki yer değiştirme. Önce yer değiştirmeyi bilmeniz lazım.
Ad üzerinde yer değiştirme. Vektörel bir niceliktir. Delta x ile sembolize edilir ve üzerinde bir ok vardır. Peki, başlangıçtan buraya dikkat edin. Bitişe bir ok çekmektir. Bitiş sağ tarafımda olsun. A yer değiştirmem. Hocam bitiş alt tarafta. Hiç önemli değil. Başlangıçtan bitişe bir ok çekin. Hocam bitiş noktam burası. Hiç önemli değil. Başlangıçtan bitişe bir ok çekin. Ve burası üçü de yer değiştirmedir. Yer değiştirmedir. Bu bir. Buranın büyük olasılıkla fotoğrafını alın diyorum. Anlık görüntüsünü alın. Çünkü bu bir normal tanıtım dersi. Burayı belirledim. Sildim. Bir de bunu şöyle yaparım. Şurası sıfır. Burası eksi 10. Burası eksi 20. Kafadan atıyorum. Eksi 30. Şurada artı 10 olsun. Bakın. Bir adam şuradan harekete başlasın. Gitsin. Tekrar şu noktaya şöyle devam etsin ve buraya gelsin. Bakın, yapacağınız işlem şu. İlk konum bu. Son konum bu. İlkten sona bir ok çekin. Yer değiştirmem 10 yapmaz mı? Bakın, yer değiştirme inanın çok basit bir mantık. Hocam, aldığım yol farklı mı? Evet, aldığım yolu sonra vereceğim. Önce yer değiştirme. Peki, şöyle yapayım. Bir daire olsun, dairesel bir pist olsun. Yarıçapı R olsun. Kalksın ÖSYM'nin sorusundan yararlanayım. Bir süratle kalkayım K'dan. Buraya dikkat edin. Şöyle dolanayım. Devam edeyim. Tekrar aynı noktaya geleyim. Sizce yer değiştirmem ne kadar? İlk sorum bu. ÖSYM'nin sorusuydu bu. Yer değiştirmem ne kadar? Ben söyleyeyim ya. Ya başlangıçla bitiş noktası aynı yer. O zaman hiç yer değiştirmemişim. Sıfır. Hiç yer değiştirmemişim. Aldığım yol çemberin çevresi. Aldığım yol çemberin çevresi. Yer değiştirmediğim bir yerde hız da sıfır olur. Hız yer değiştirmeye bağlıdır. Buraya kadar bir tepki alayım. Burayı anlıyor muyuz buraları? Önce onu sorayım. Allah'ım kimseden bir tepki yok. Ya pür dikkat öğrencilerim pür dikkat dinliyor ya da dinlemiyor. Bir karar veriyorum. Dinlediğinize inanıyorum. Çünkü geldim. Peki konum zaman. Konum nedir? Bulunduğum yerdir. Buraya dikkat edin. Şöyle bir konum olsun. Şöyle bir zamanı boş verin şimdilik. Şöyle rastgele çizeyim. 30'dan eksi 30'a. Bakın. İlk konumum burası. Son konumum burası. O zaman farkında mısınız? Yer değiştirmem aşağı doğru. Yani negatif. Ne kadar? Eksi 60. Birazdan eksiği artıyı öğreneceğiz. Peki şöyle yapayım. Konum şöyle olsun. 10. Farkında mısınız? Başladığım noktayla bittiğim nokta aynı yer. Yer değiştirmem sıfır. Çünkü niye? Hiç hareket etmemişim fiziksel anlamda. Belki de adam gitti geldi aslında. Yani ben şöyle diyorum öğrencilerime. Şu ikinci şekil için. Şurası sıfır olsun. Şurası artı 10. Bakın ilk konumum buydu.
Geldim, 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 geldim. Şöyle devam ettim. Tekrar aynı yere geldim. Ya ilk konumumla son konumum aynıysa yer değiştirmem sıfır. Yani durmuş gibi hareket ederim. Bu birinci bölüm. Peki hocam bize biraz ayete türünden anlatır mısınız? Konum zamanda benim uydurduğum bir yöntem var. Hazır mıyız? Euro. Aslında avro da ben euro diyorum. Bu konum zaman grafiği için. Bakın buraya dikkat edin. Şu sıfır bölgesinin üstü ileri, alt bölge geri, yani anariyadır. Bu konum zaman grafiğinde euro benim deyimimle yavaşlamadır. Euro yavaş. Avrodur da ben euro diyorum. Şu gördüğünüz ileri yönde yavaşlamış. Alttaki geri yönde yavaşlamış. Peki düz K. Düz K. Konum zaman için. Şurası sıfır. Üst bölge ileri. Sıfırın altı geri. Şu gördüğünüz çizgi ileri yönde sabit hızlıdır. Alt çizgi geri yönde sabit hızlıdır. Peki son hızlanma. Hızlanma süslü K'dır. Şudur. Süslü K. Şuradan bir sıfır çekeyim. Ben bunu şöyle kodluyorum. Evde kalmış kızlar diye kodluyorum. Daha kolay oluyor. Kemal Sunal'da hatırlıyor musunuz? Yanılmıyorsam hangi filmdeydi ya? Bir filmdeydi. EKK. Bu ne diyor? Evde kalmış kızlar. Onun gibi. Yani inşallah aramızda feminist yoktur. Yani feminist aslında eşitlikçi anlamına gelir. Maalesef yanlış anlaşılıyor. Peki buraya dikkat edin. Bu üst bölüm ileri. O zaman bu ileri yönde hızlanmış. Alt bölge geri yönde hızlanmış. EKK. Buraya böyle kodlayın. Fizik kodlarsanız inanın fizik çok kolay bir mantık olduğunu, basit bir ve günlük hayatta hep yeri olduğunu görürsünüz. Peki hocam bir hareketlinin ilerlediğini, geriye doğru gittiğini konum zaman grafiğiyle görürsünüz. Konum zaman grafiği de görürsünüz. Burayı fotoğrafını çektiysek, anlık görüntüsünü aldıysak değiştiriyorum. Çektim. Peki biraz soru çözelim önce. Buyurunuz. Konum zaman. Buraya dikkat edin. Şu zamanı görüyor musunuz? Bakın burada kaç bölge var? Birinci bölge 0T aralığı. Yani 1 saniye sürmüş. İkinci bölge T ile 2T aralığı. Yani kalkmış 1 saniye sürmüş. Son bölge 1 saniye sürmüş. Buraya dikkat edin. Harekete başladı. Farkında mısınız? Ne diyor? Konum zaman grafiği şekildeki gibi olan bir hareketlinin aldığı yol D, yer değiştirmesi X'tir. 3 saniye sonra T sürenin sembolüdür. Ben olsam 3T'yi 3 saniye diye düşünürüm. Çünkü benden değer sormuyor. Orantı soruyor. Bakın. Hazır mıyız? Hocam bunu nasıl yapacağım? İlk konumum eksi A. Son konumum da sıfır değil mi? Sizce ne kadar yer değiştirdi? A kadar değil mi? İspat edelim. Sıfır eksi A ve artı A. Bakın buraya dikkat edin. Bu adam eksi A'dan harekete başlamış. Önce sıfıra gitmiş. Sıfırdan A'ya gitmiş. Bakın.
A'dan da tekrar geri dönmüş sıfıra gelmiş. Bakın şöyle gelmiş. Burayı anlıyoruz inşallah. İlk konumum burası. Son konumum burası. Bakın 1A. X'in değeri A. Peki aldığı yola bakalım. 1, 2, 3 birim değil mi? O da 3A yapar. Oranı 1 bölü 3 yapmaz mı? Sizce basit mi orta mı? Önce onu sorayım. Ben bu gruptan şikayetçiyim arkadaş. bir tek bir öğrencimden ses geliyor. Diğerlerinden de ses istiyorum. Evet, bence de basit. Zeynep nihayet Derya nihayet. Peki gelecekler şimdilik reklam yapıyorum. Haberiniz olsun. Peki buraya dikkat edin. Konum zaman. Gelin bu hareketi yorumlayalım. Bu bölgede kaç bölge var? 0 1 aralığında 1 saniye, 1 ile 2 arası 1 saniye, 2 ile 3 arası 1 saniye ve 1 saniye. Her bir bölge sıfırmış. Farkında mısınız? Hangi bölgelerde araç yavaşlamış? Yavaşlamak demek euro demek. Bakın avro demiyorum. Euro. Bu yavaşlama grafiği bu. İleri. Şu da geri. Bakalım. Valla şu farkında mısınız? Şu 3 ile 4 aralığında. Şurası değil mi? Aynısı değil mi? Yani 3. ile 4. saniye aralığında yavaşlamış. Cevap da ne olur? Hangi bölgelerde yavaşlamıştır? Bitti. 3 ile 4 saniye aralığında. Peki, şu soruyu biraz değiştireyim. Hangi bölgede durmuştur? Onu sorayım. Hangi bölgede durmuştur? Güzel, birinci bölgede. Peki, hangi bölgelerde veya bölgede geri yönde hareket etmiştir? Geri yönde sabit hızda. İki, başka ne olabilir? Üç, kesinlikle bakalım. Ya sabit hızı şöyle yapmadık mı? Düz kan. İleri sabit, geri sabit. Bakın, şunun aynısını buluyorum. Burada var, burada var. Bir ile üç aralığında. İnanın grafik böyle okunur. Buyurunuz. Evet, önce şunu sorayım. Ya bir kere emin olduğum bir şey var. Soruyu okumama bile gerek yok. Ne diyor? Hareketi yorumlayınız diyor. Ya bir kere şu süslü K. Bu hızlanmaydı ya. Euro. Yavaşlamaydı. Düz K'da sabit hızda. Bakalım. Çektim. Farkında mısınız? Kek oldu. Bildiğiniz kek. Siyah kek diyorum ben bazıma. Sizce şu birinci bölge şunun aynısı değil mi? Birinci bölgede hızlanmış. İkinci bölgede durmuş. Üçüncü bölgeden ne yapmıştır? Önce onu sorayım. Üçüncü bölge. Kesinlikle. Sıdra şurası. Vallahi bravo. Şurası. Bakın aynısı. Üç. Geri yönde yavaşlamış. Birinci bölgede hızlanmıştır. Doğru. Arkadaşlar daima test tekniğini kullanın. Bakın. B gitti. D gitti. Hareketli 0 2. saniye aralığında yer değiştirmesi sıfırdan farklıdır. E doğru. 0 bakın son konumu da bu. Şurada bir yerde. Evet sıfırdan farklı.
İkinci bölgede kusura bakmasın durmuş. Doğru değil mi? Cevap da ne olur? Edirne olmaz mı? Bakın konum zaman daima bir hareketlinin yeri hakkında kesinlikle bilgi verir. Kaç metre ilerlemiş, kaç metre geriye gitmiş kesinlikle bulurum. Geldim. Buyurunuz. ÖSYM'nin benzer bir sorusu. Biraz soruyu değiştirerek sordum sizlere. Bir çocuk bulunduğu yerden önce 100 metre YKS için girdim. Olur. Olur önemli değil. Aa Sema bizim Sema. Bizim Sema değil mi bu? Önemli değil Sema gir. Daha iyi. Peki bakın doğulu, batılı, kuzeyli sorularda koordinat çizin ya. En kolay yöntemdir. Bakalım. Kuzey, güney, doğu, batı. Bir adam 100 metre doğuya gitmiş. Yazdım. Kuzeye 80 yazdım. Batıya 40. Ya 100'den 40 çıktı. 60. Burası da 80. 6, 8, 10 üçgeninden 100 yapmaz mı? 100 yapmaz mı Sidra? 6, 8, 10 üçgeni birer sıfır ekleyin. 100 yapmaz mı? Mantığı bu. Başka hiçbir mantığı yok. Çıktım. Buyurunuz. Ha, hızı vermedim. Hızı şöyle söyleyeyim size. Hız çok basit. Vektöreldir. Yer değiştirme bölü zamandır. Ortalama dediğine göre zamanım 50. Önce onu belirleyeyim. İlk konumum eksi 30. Son konumum burası bakın 70. Sizce kaç metre yer değiştirmiş? Şöyle değil mi? 0, eksi 30. Evet, Sidra doğru söylüyor. 70. Bu adam buradan buraya gitmiş. 30 burada var, 70 burada var. O da 100 yapar. Ortalama hızım 2 yapar. Ortalama hızı böyle bulursunuz ve daha kolay olur. Yani fizik dahiler için değildir. Fizik normal insanlar içindir. Benim deyimimle. Ya ortalama hızı biraz önce gördüm. Yer değiştirme bölü zaman. Zamanımın 4 olduğunu görüyorum. Daha soruyu okumuyorum. Farkında mısın? Sadece şurayı gördüm. Peki, sizce yer değiştirmem kaç? Nereden nereye gitmiş? Sıfırdan başlamış, onu söyleyeyim. Evet, doğru söylüyor Derya. 32'ye gitmiş. Sıfırdan başlamış, bakın. Şura. Kaç? 32. Daima konumu, hızı buradayım. Bu grafikte arayın. 32. 32'yi 4'e böldüm. 8. Fizik bu. Çıktım. Buyurunuz. Hız zaman grafiği. Hız zaman grafiğini şöyle biraz ben size kısaca bir tanıtımını yapayım ve dersimi bitireyim. Bakın şimdi. Şimdi bilmeniz gereken hız zaman. Hız bir gerçektir. Kuş uçuşuna bağlıdır. Hız zaman grafiği her zaman için güvenilirdir. Şurası sıfır. Şu üst bölgeyi görüyor musunuz? Bu ileri yönü sembolize eder. Alt bölgeyi görüyor musunuz? Geri yönü sembolize eder. Hızı eksi diye bana söylemeyin. Geri yönde. Bitti. Nasıl? Şöyle bir çizgi çekeyim. Basit bir mantıkla. Bakın.
Üçüncü saniyede hızım 15 olsun. Evet, ilk sorumu soruyorum. Bu aracın ilk hızı kaç? Sıfır. Üçüncü saniyede hızım kaç? 15. Bence bu araç ileri yönde hızlanmış. Doğru mudur? Geldim öbürüne. Bakın, ben genellikle simetri almayı seviyorum. Evet, ilk sorumu soruyorum. İkinci şekil için. İlk hızım kaç? Sıfır. Son hızım kaç? Üçüncü saniyede hızım. 15. Süpersiniz. Eksi değil. Bence bu geri yönde hızlanmış. Eksi geriyi sembolize eder. Dikkat edin. Bu da hızlanmış. Niye olmasın ki Sema? Peki, sileyim. Bakın, yine aynı şekil. Bu araç hangi yönde gitmiş? Önce onu sorayım. İleri yönde. Peki, ilk hızım kaç? İlk hızım kaç? 30. Son hızım kaç? Sıfır. Bu adam ileri yönde yavaşlamış ve durmuş. Peki, bakın şimdi. Evet, ikinci şekilde. İlk sorumu soruyorum. Bu aracın ilk hızı kaç? 30. Son hızım kaç? Hayır, Sidra. Eksi 30 değil. 30. Eksi neyi sembolize ediyordu? Geri yönü. Geri yön. 7. saniyede hızım kaç? Sıfır. Bu adam ne yapmış? Geri yönde yavaşlamış ve de durmuş. Peki, burayı da anladığınızı varsayıyorum. Sildim. Çıktım. Buyurunuz. Evet, ilk sorumu soruyorum. Bu aracın ilk hızı kaç? 30. İkinci saniyede hızı. 36. Bu adam ne yapmış ya? İleri yönde hızlanmış. Doğru mudur? Peki, 2 saniyede hızı kaç değişmiş? 6. Olay bu. Peki, simetrisini alayım. Fizik böyle öğrenilir. Evet, ilk sorumu soruyorum. İkinci bölge için. İlk hızım kaç? 30. Son hızım kaç? Bu araç hızlanmış mı, yavaşlamış mı? Hızlanmış mı, yavaşlamış mı? Olay bu. Niye? Eksi, hayır Derya, eksi neyi sembolize ediyordu? Geri yönü sembolize ediyordu. İlk hızı 30, son hızı 36. Bu adam geri yönde hızlanmış. Şimdi demek istediğimi anladınız mı? Geri yönde hızlanmış. Başka bir şey yapmamış. Biraz daha çeşitlendireyim. Son. Bakın. Şimdi buraya dikkat.
Evet, hazır mıyız? Önce şunu sorayım. Burada kaç bölge var? Bölge. Bölge. Üç bölge var. Güzel. Birinci bölge kaç saniye sürmüş? 3 saniye. İkinci bölge. 4 saniye. Son bölge. 1 saniye. Peki. Evet. Birinci bölge. Birinci bölge. İkinci bölge. Üçüncü bölge. Evet. İlk sorumu soruyorum. Birinci bölgede ilk hızım kaç? İlk hızım 10. Son hızım kaç? Birinci bölgede. Sıfır. O zaman birinci bölgede kesinlikle bu geri yönde yavaşlamış. Burayı anlıyoruz değil mi şimdi? İkinci bölgeye geliyor. Üçüncü saniyede hızım kaç? Üçüncü saniyede hızım. Süper. Sıfır. Yedinci saniyede hızım kaç? Altı. İkinci bölgede ne yapmış bu araç? Sıfırdan altıya çıkmış. Dikkat edin. İleri yönde hızlanmamış mı? İleri yönde hızlanmış. Üçüncü bölge. Yedinci saniyede hızım kaç? Altı. Sekizinci saniyede hızım. Altı. Üçüncü bölgede ileri yönde sabit gitmiş. Şimdi demek istediğimi anlıyor musunuz? Olay bu. Hız zaman grafiği güvenilir bir grafiktir. Tekrarlıyorum. Hız zaman grafiği kesinlikle güvenilirdir. Bir aracın ilk hızını, son hızını çok rahat bulursunuz. Buraya dikkat edin diyorum. Evet, son bir örnekle bu dersi kapatalım. Şöyle bir şey yapayım. Hazır mıyız? Hız, zaman. On, dört, iki, beş, sekiz. Üç bölge, kesinlikle. Birinci bölgede ne yapmış bu araç? Birinci bölgede. Hızı kaçtan kaça gelmiş? Süpersiniz. Ondan dörde gelmiş. Yavaşlamış. İkinci bölgede. İkinci bölge. Sabit hızlı. Üçüncü bölge. Üçüncü bölge. Hızlanmış. Peki, sizce bu araç hiç yön değiştirmiş mi? Hayır, hayır, hayır. Niye? Üst bölge daima ileri yön. Alt bölge daima geri yöndür. Şimdi demek istediğimi anladınız mı? Serap hayır demiş. Evet, doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle yön değiştirmemiş. Yönü değiştirebilmesinin tek bir şartı var. Bir araç pozitiften yani ileriden geriye doğru gelmek istiyorsa sıfır noktasından, sıfır hızından geçmek zorundadır. Evet, kesinlikle artı y eksi y, kesinlikle. Hocam ben yön değiştirmiş mi sorusuna hayır demiştim. Yön değiştirmedi. Evet Serap biliyorum. Hayır dedin. Güzel dedim ya hatırlarsan. Mükemmel. Hiç yön değiştirmemiş. Evet kesinlikle yön değiştirmemiş. Ha yön değiştirmiş ya.
Hayır, yön değiştirmedi. Doğru söyledi. Evet, sizlere tavsiyem. Biz dersleri biraz bu hızlandırılmış gibi oldu. İnşallah biraz faydalı olmuşumdur. Faydalı oldum mu olmadım mı artık onu bilemiyorum. Ama sizlere tavsiyem kesinlikle fiziğe ön yargıyla bakmayın. Fizik zevklidir. Fizik günlük hayatın kendisidir ve sizlerden tek isteğim var. Örneğin bugün kafadan atıyorum. Gelecek ay birlikte olduğumuzu varsayalım. Sema falan bilir. Gerekirse bir videoyu 2-3 defa bir daha izleyin. Biz genellikle PDF olarak WhatsApp grubunda gönderiyoruz. Diyoruz ki benim çözdüğüm soruları bir de kendiniz çözün. Çözemediğiniz an videoya bakın, tekrar çözümünü yapın diyoruz. Evet, herkese iyi akşamlar ve çoğunuz da çalışıyordur. Buna inanıyorum ve gerçekten işiniz de zor. O konuda sizleri takdir ediyorum. Evet, herkese iyi akşamlar. İnşallah buluşmak üzere diyorum. Görüşürüz.